yüzlerce aradım hep mutluluğu. Sonunda kaybettim ben umudumu. Ömrümce aradım hep mutluluğu. Sonunda kaybettim ben umudumu. Başıma gelmeyen kalmaz benim. Başıma gelmeyen kalmaz benim. Hayatımı yazsam roman olurdum. Gençliğimi yazsam roman olurdu. Yaşantımı yazsam roman olurdu. Hayatımı yazsam roman olurdu. Gençliğimi yazsam roman olurdu. Yaşantımı yazsam roman olurdu. Acıyla dolu. Hayatımı yazsam roman olurdum. Gençliğimi yazsam roman olurdu. Yaşantımı yazsam roman olurdu. Hayatımı yazsam roman olurdum. Gençliğimi yazsam roman olurdu. Yaşantımı yazsam roman olurdu. Oldu. Güvendiğim dostlar beni unuttu. Bir zalimi sevdim şimdi el oldu. Güvendiğim dostlar beni unuttu. Çekilmez şiler hep beni bulundu. Çekilmez şiler hep beni bulundu. Hayatımı yazsam roman olurdum. Gençliğimi yazsam roman olurdu. Yaşantımı yazsam roman olurdu. Hayatımı yazsam roman olurdu. Gençliğimi yazsam roman olurdu. Yaşantımı yazsam roman olurdu. Cengiz! Patron seni çok beğenmiş. Ne zaman başlıyorsun? Hafta sonu başlamamı söyledi. Aynı yerde çalışacağımıza çok sevindim Cengiz. Bana bu işi bulduğun için sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Hmm. Ne demek şimdi bu? Senin bana az mı yardımın oldu? Bugün ne yapıyorsun? Az sonra benim afacanla buluşacağım. Aha, benden de selam söyle. Herhalde hatırlar beni. Hatırlamaz mı? İşte. Dur ben sana yardım. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk delikanlı. Babacığım bak sana arkadaşımı tanıştırayım, Fatoş. Oh, tanıştığımıza memnun oldum küçük hanım. Ben de efendim. Ne güzel şeysin öyle sen. Merhabalar. Affedersin, geciktim yavrum. Nasılsın Erol? İyiyim. Biz de yeni çıkmıştık anne. Merhaba, ben Suna. Memnun oldum. Ben de Erol'un babası Cengiz. Bütün gün işteyim.
Bu yıl yatılı olarak kalıyor. Onu tam bir hafta özlüyorum. Ama başka seçeneğim yok. Anlıyorum. Karı koca çalışınca çocuğu yatılı vermek en doğrusu. Kocam bir kaza sonucu öldü. Özür dilerim, bilmiyordum. Taksi! Buyurun, sizi bırakabilirim. Teşekkürler Sunay. Sanıyorum bizim yönümüz aksi istikamette. İzninizle. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Buyurun. Ben de Cengiz Bey. İyi günler. İyi günler. Anne! Baksana şu kapıya. Geldi galiba. Bir daha zamanında getirsin. Aptal şey. Saat 6'yı geçiyor. Çocuğu 5'te getirmen gerek. Sana son kez söylüyorum. Bir daha 5'i geçmeyecek. Güle güle. Güle güle babacığım. Babacığım, şımarık sen de. Bırak bunu. Hadi bakayım, geri çevir, hadi. Aman anne! O benim babam. Yemeğini yer yemez doğru yatağa, tamam mı? Ama anneciğim! Aa, yarın sabah erkenden kalkıp okulda olmalısın. Hem bugün adam akıllı yoruldun. Yoruldum ama çok eğlendim anneciğim. Yardım edebilir miyim? Günaydın Sunay Hanım. Ah, siz miydiniz? Gözünüze bir şey kaçtı herhalde. Ya, evet. Bir dakika, kıpırdamayın. Bir saniye. Tamam oldu galiba. Bakın şu minnacık çöp kaçmış. Evet, geçti. Çok teşekkürler. Karşıya mı geçiyorsunuz? Evet. Fatoş'u az önce okuluna bıraktım. Şimdi de dükkana. Siz de mi karşıya geçiyorsunuz? Ya, hayır. Sizi gördüm de. Sizin bineceğiniz vapur galiba. Ah, evet. Eşinize selamlar, iyi günler. Sabah bu yolda karşılaşırdık. Göz göze gelirdik, selamlaşırdık. Her sabah bu yolda karşılaşırdık. Göz göze gelirdik, selamlaşırdık. Soğuk bir kış günü senle tanıştık. İlk aşkım sen oldun, yol arkadaşım. Soğuk bir kış günü senle tanıştık. İlk aşkım sen oldun, yol arkadaşım. Bir yuva hayali kurardık senle. Evlenecektik biz okul bitince. Bir yuva hayali kurardık senle. Evlenecektik biz
bahar gelince, hani söz vermiştik birbirimize. Neredesin şimdi sen, yol arkadaşım? Hani söz vermiştik birbirimize. Neredesin şimdi sen, yol arkadaşım? Mazi andıkça hep işim yanar, yollara baktıkça gözlerin dolar. Mazi andıkça hep içim yanar, yollara baktıkça gözlerim dolar. Unutmadım seni geçse de yıllar. Neredesin şimdi sen, yol arkadaşım? Unutmadım seni geçse de yıllar. Neredesin şimdi sen, yol arkadaşım? Asacaklar ellerine kınalar.
yakacaklar. Yarimi ellere gelin etmişler. Yarimi ellere gelin etmişler. Özer plak, Şahin Bey yakın dostumdur. Seninle 4 yıllık plak ve kaset anlaşması yapmak istiyor. Bir haftadır seni gelip dinliyor. Bu nedenle çağırttım seni. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bak, istikbali olan bir gençsin. Benden sana abi nasihati. Sakın kendini ucuza kaptırma. Sağ ol. Seninkinin reklamını gördün mü? Kimin reklamı? Kimin olacak? Ayrıldığın kocanın, Cengiz'in. Aman, bana ne anne? Başka sıkıntın yok mu senin? Benim hazırlanmam lazım. Ben de çıkacağım. Şerminler'de Konken'e gideceğim. Gene mi Konken? Bıkmadın mı Allah aşkına? Ne diye bıkacakmışım? Sen kendine koca aramaktan bıktın mı? Aslanım benim, ya! Geleceğini hiç bilmiyordum, niye söylemedin? Yo, yoksa sevinmedin mi? Sevmez olur muyum hiç babacığım? Hadi bakalım, gel! Önce çantan. Ne duruyorsun? Hadi, atla bakalım! Ne sandın? Müthiş bir şey! Çok güzel! Erol! Erol! Fatoş geliyor! İyi günler, nasılsınız? Teşekkürler Cengiz Bey, siz nasılsınız? Şehre iniyorsanız sizi bırakabilirim. Hayır, rahatsız olmayın. Az ileride taksi bulurum. Rica ederim Sunay Hanım, buyurun. Tabii, biz götürürüz. Çok teşekkürler. Ne Fatoş, önce çantam. Aç bakalım. Gel bakalım. Ne yapıyorsunuz? Büyüyünce ben de babam gibi araba kullanacağım. İlerideki kavşakta bizi bırakabilirsiniz. Önemli bir işiniz yoksa... Bilmem, sizin vardır belki de. Erol'la benim işim bütün bir gün gezmek. Anlıyorum. Biz inelim lütfen. Ama anne, ne olur biz de gezelim. 3-1 kaybettiniz. Gelelim çocuklar. Kabul ediyorum. Söyleyin bakalım.
Karnı acıkan var mı çocuklar? Ben pek aç değilim. Ya siz Suna Hanım? Ben de pek aç sayılmam. Ben müthiş acıktım. Bu kez de 3-1 siz kaybettiniz. Babam bütün gün arabasıyla beni gönderecek. İnsanın bir babası olması ne güzel. Evet. Çoktandır iskelede sizi göremiyorum. Bundan karşılaşmıyoruz herhalde. Ne kadar mutlular. İkisi de coşku ve sevinç içindeler. Bazen keşke hiç büyümeseydim, hep çocuk kalsaydım diye düşünüyorum. Belki güzel bir duygu ama mutsuz insanlar çocukluklarını özlermiş. Sizce doğru mu bu? Bilmem. Tartışılabilecek bir konu belki de. Cengiz Bey. Evet Sunu Hanım. Buraya gelmekle doğru yapmadığıma inanıyorum. Rahatsız olduğunuz bir şey varsa başka bir yere gideriz. Yok hayır, onu söylemek istemedim. Sizinle gelmem doğru değildi. Karınıza karşı haksızlık etmiş olmuyor musunuz? Böyle düşünmekte haklısınız. Ne var ki Aysel'le anlaşamadık. Uzun süredir ayrıyız. Bilmiyordum, özür dilerim. Baba, top oynayalım mı? Anneciğim, ne olur hep birlikte top oynayalım. Ya, oynayalım mı? Hadi ne olur anne. Hadi. Hadi yoldum. Şimdi de kaleye siz geçin. Aa, yapamam ben. Hadi, hadi. Hadi geçin. Bak sen de onun yanına git. Hadi bakalım. Tamam, hazır mısınız? Çekiyorum. Ne çiziyorsun bakayım sen öyle? Araba resmi çiziyorum, sonra da bir tane ev resmi yapacağım. Kimin arabasını çiziyorsun? Ben. Babamın arabasını çiziyorum. Babanın arabası yok ki. Var, sen bilmiyorsun. Tabii babamın arabası var, hem de o kadar güzel ki beni bol bol gezdirdi. Sonra da hep beraber kırlara gittik. Araba kendisinin mi? Yeni almış. Fatoş da çok beğendi. Fatoş mu? Fatoş da kim? Benim sınıf arkadaşım. Onun ne işi vardı sizinle? Annesi de vardı. Ha? Hep beraber eğlendik, dördümüz. Annesi mi? Evet, annesi. Sına abla. Pes doğru. Çocuğun yanında zamparalık yapıyor. Olacak şey değil. Zamparalık ne demek anneanne? Kes sesini şımarık! Ya. Bu çocuk ne zaman onunla olsa böyle terbiyesizleşiyor. Ya. Hadi bakalım, sen doğru yata. Hadi bakayım, hadi. Sus bakayım, yürü bakayım, hadi. Senin şu sınıf arkadaşının evinde telefon var mı? Söylemeyeceğim. Alo, buyurun. Evet, benim. Dinle beni Suna hanımefendi. Ben Erol'un anneannesiyim. Torunumun ahlaksız yetişmesini istemiyorum. Bugün yediğiniz saltları da tahmin edebiliyorum. Kızımla Cengiz ayrı da olsalar karı koca sayılırlar. Bugün ayrılırlar, yarın barışırlar. Aralarına kara kedi gibi girmeyin. Lütfen daha ölçülü konuşun. Yoksa telefonu suratınıza kapatmak zorunda kalacağım. Bırak şimdi lügat paralamayı. Bize gelince hanımefendi mi oluyorsun Aşif'te? Kızım Erol'un annesi. Cengiz de babası, tamam mı? Ondan uzak dur, yoksa seni rezil ederim. Hadi şimdi kapatabilirsin telefonu. Vallahi senden korkulur anne. Ne zannettin sen ananı? Hoş geldin Sune. Hı hı.
Bayağı merak ettim. Neyin var Suna? İyi değilim Cengiz. Ayrıldığın eşinin annesi dün akşam telefon etti. Seni mi aradılar? Peki ama neden? Hakaret etti. Çok çirkin şeyler söyledi. Şaşırıp kaldım. Böyle konuşmaya nasıl cesaret edebilirler ki? Bilmiyorum. Hiçbir şey düşünemiyorum. Onları arar ve gerekeni söylerim. Hayır Cengiz. Biz görüşmesek daha doğru olur. Neden görüşmeyelim? Bizim görüşmemiz kimseyi ilgilendirmez ki. Zaten birbirimizi tam olarak tanımıyoruz. Şimdiden, daha doğrusu başlamadan bitirirsek her ikimiz için de daha doğru olur. Benim gitmem gerek, izninle. Lütfen otur. Sinirlerim bozuk. Birbirimizle konuşursak bu saçmalığı halledebiliriz. Ne olur peşimden gelme. Gitmem gerek. Hoşça kal. İzmir'de misin? Aşk olsun hayatım. Hani bu gece partiye gidecektik? Yarın mı gelebileceksin? Nasıl? Aa, ben mi atlayıp geleyim? Oradan da Marmaris'e mi geçeriz? Ay, bu mevsimde ne var ki oralarda? Sen bu akşam gelmeye bak, olur mu tatlım? Bay bay! Manyak mıdır, nedir bu adam? Atla gel diye tutturdu. Bırak kendine haftada bir koca aramayı da aklını başına topla. Bak, beğenmediğimiz Cengiz'e hem zengin oldu hem de meşhur. Aman anne, nereden bilebilirdim ki böyle para kazanacağını? Bence onu bir ara. Konuş, belki kandırabilirsin. Ayol, bunca olanlardan sonra affeder mi beni? Erkek milleti, karşısında biraz cilve yaparsın, olur biter. Saçmalama anne, hem benim Selahattin'le birlikte olduğumu da biliyor. Aman bırak bu boş lafları da beni dinle. Yarın öğleden sonra. Cengizciğim, şey... Ayrıl Ersun abi. Şey olmuş... şey... Ne söyleyeceksen söyle Allah aşkına. Tamam. Az önce 10 dakika oldu, olmadı. Senin oğlan, Erol. Erol mu? Hastalanmış. Evet, hastalanmış. Evdeymiş şimdi. Eski kayınvaliden telefon etti. Kaçta gelirse gelsin, eve gelsin dedi. Ne oldu? Erol nerede? Sakin ol, geç içeri. Peki doktor çağırdın mı? Sakin ol. Otur şöyle. Erol'un bir şeyi yok. Okulda o. Okulda mı? Ne demek oluyor bu? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın? Bir şey yaptığım yok. Hadi otur. Bu küçücük yalanım için kızma bana. Allah kahretsin. Lütfen Cengiz. Seninle konuşmam gerekiyor. Konuşmak mı? Duyduğuma göre kendine yeni bir sevgili bulmuşsun, öyle mi? Tanımadığınız o insana telefon edip ileri geri konuşmaya ne hakkınız var? Ama kıskandım seni, kıskandım! Saçmalama! Öp beni Cengiz, sarıl bana, özledim! Ya, bırak beni be! Şu haline bak! Ne varmış halimde, beğenemedin mi?
Bak sana son defa söylüyorum. Eline geçen bu fırsatı kaçırma. Adam yakışıklı değilse sana ne? Sen cebine bak, cebine! Adam milyarder, daha ne istiyorsun? Şimdi de bir an önce evlenelim diye tutturuyor. Aa, daha iyi ya! Ah. Erol ne olacak? Başıma bela işte! Nereden doğurdu? Derslerin nasıl geçti bu hafta bakalım? Boş ver babacığım, sorma! Neden o? Matematik kötü. Ama diğerlerinden vallahi iyi not alıyorum. Aa, matematiğini de düzelteceğine söz versen seni haftaya maça götürürüm. Söz! Arkadaşın Fatoş nerelerde? Onun çıktığını görmedim. O erken gitti bugün. Teyzesi geldi. Ya. Hadi, gel bakalım. Önce çantanı koy, tamam mı? Sonra da çantanı kucağına al. Tamam. Evet, devam et. 9 kere 4... 36... Devam et Fatoş. 9 kere 5... 9 kere 6... 56... 54... Efendim, buyurun. İyi akşamlar Suna, ben Cengiz, nasılsın? Teşekkür ederim. Telefon numaranı bulmam oldukça zor oldu. Seni aradığım için önce özür dilerim. Evet Cengiz. Seninle konuşmam gerek. Kendi kendine bir takım kararlara vardın ve gittin. Ama bu vermiş olduğun kararlarda yanıldığını sanıyorum. Bilemiyorum Cengiz. Yanılmış olmayı ben de isterim. 9 kere 7... Suna! Suna! Evet. Telefonda konuşamıyoruz. Evet. Telefonda konuşamayacağız. Yarın önemli bir işin yoksa buluşalım. Anneciğim! Bir saniye Cengiz. Evet Fatoş? 9 kere 9'u unuttum anneciğim. 81. 81 mi? Anlayamadım. Sana söylemedim. Fatoş ders çalışıyor da. Fatoş'a selam söyle. Söylerim. Evet Suna, yarını sormuştum. Şimdiden bir şey diyemem. Yarın Fatoş'la birlikte olmam gerekiyor. Pazartesi. Pazartesi, evet. Saat kaçta? Evet Selahattin Bey, sağlığınıza. 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 Sağlığına. Ben açık konuşmasını severim Selahattin Bey. Bence nikah düğünü hepsi bir arada olsun. İkiniz de çocuk değilsiniz. Siz nasıl uygun görürseniz. Önemli olan kızımın mutlu olması. Evet. Erol'cum bak, yakında bir babacığın olacak. Benim babam var. Ben baba istemiyorum. Kes sesini terbiyesiz! Senin yatma vaktin geldi, hadi bakalım, yürü yavrum! Yürü! Seni tekrar gördüğüme sevindim. Buraya gelip gelmemeyi çok düşündüm. Birbirimizi o kadar az tanıyoruz ki... Böyle liseli gençler gibi buluşmamız biraz saçma değil mi? Yanılıyorsun Suna. İkimiz de acı tecrübeler geçirmiş insanlarız. Belki de bu nedenle görüşmemizin yanlış olduğunu düşündüm. Çünkü ayrılmış olduğun eşinden bir çocuğun var. Her şeye yeni baştan başlayabilirsin. Yo, hayır. Onunla beraber olmamız için hiçbir sebep yok. Ya Erol? Erol sizi tekrar birleştirebilir.
Evet, Erol benim oğlum. Ancak Aysel'le tekrar birlikte olmamız söz konusu olamaz. İkimiz de ayrı dünyaların insanlarıyız. Tekrar birleşmemiz Erol için de kötü olur. İkimiz için de bir cehennem hayatıydı evliliğimiz. Ayrıldıktan sonra hayatımda büyük bir boşluk oldu. Tek tesellim oğlumdu. Hafta sonlarını iple çekiyordum. Oğlumla birlikte olduğum saatlerde yalnızlığımı unutuyor, mutlu oluyordum. Yalnızlığın ne olduğunu ben de iyi bilirim. İkimiz de yalnız insanlarız Suna. Ve bir rastlantı, daha doğrusu kader bizi karşılaştırdı. Birbirimize ihtiyacımız var. Neden bunu anlamak istemiyorsun? Bilmiyorum. Korkuyorum. Korkuyorum Cengiz. Seni o kadar az tanıyorum ki. Birbirimizi tanımamız için birbirimize inanmamız lazım. Tanımadı. Baba sevgisi yaşayamadı. Ben hamileyken bir uçak kazasında öldü. Hayatta kızımla bir başıma kalmıştım. Bu korkunç bir şeydi. Elimde birkaç kuruş vardı, ufak bir butik açtım. Ve hala o butiği işletiyorum. Kendime göre bir yaşam şekli çizdim. Sorumluluğunu taşıdığım bir kızım var. Her şeyden önce onu düşünmek zorundayım. Seni çok kısa sürede tanımama rağmen sana olan duygularım çok güçlü. Senin de bana karşı olan duygularının boş olmadığını biliyorum. İkimiz için de yeni bir hayat söz konusu. Geçmişin acıları bizim için bir tecrübedir. Haklısın Cengiz. Seninle birlikte olmayı ben de istiyorum. Aysel,
Daha hazırlanmadın mı? Neredeyse gelir. Ama gelirse bekler, ne var yani? Kaç gün kalacaksınız? Bilmiyorum, ona kalırsa 10 gün kalalım diyor. Sanki balayına çıkıyoruz. Beni dinlesene sen. Gitmen hiç doğru değil. Bir an önce şu nikah işlerine başlasan daha doğru olacak. Adam seninle 10 gün beraber olacak. Sonra, sonrasını düşünsene salak! Adam ya senden bıkarsa? Saçmalama anne! Ben isteyeceğim de o benden bıkacak ha! Gülerim doğrusu! Ben de bu gençlik, bu güzellik varken zor bıkar! Kendine o kadar güvenme! Aa, niye güvenmeyecekmişim? Cengiz'i gördük, ne yaptınsa fayda etmedi! O zaman 5 parasızdı. Ama şimdi kafama koyarsam pekala onu elde edebilir. Geçen hafta ağzının payını aldın ama. Adamın karşısında yarı çıplak çıktın da ne oldu ha? Aman yeter anne, moralimi bozuyorsun. Sıkışınca hemen moralim bozulur zaten. Söyle bakalım. Sen birazdan Marmaris'e gidiyorsun. Yarın okuldan çocuğu kim alacak? Aman anne, açarsın okula bir telefon söylersin. Babasını arasınlar, o alsın okuldan. O kadar basit. Sonra, peki sonra? Akşam gelip bırakacak, ben mi uğraşacağım senin piçine? Tamam, tamam! Saçmalama anne, telefonda biz bu hafta yokuz, babası ilgilensin dersin! Erol bu hafta sonu bende kalacak. Onu okuldan yarın ben alacağım. Ama senin akşam programın var, işine gitmek zorundasın. Bugün görüştüm, bu hafta sonu çalışmayacağım. Oğlumla birlikte olacağım. Erol da çok sevinecektir herhalde. Suna dur bir dakika. Yarın onu okuldan alacağım, sen de Fatoş'u. Birlikte olacağız, tamam mı? Yo, sen Erol'la, ben de Fatoş'la. Neden dördümüz birlikte olmayalım? Bilmem ki, nasıl olur. Peki o zaman. Akşam sizi eve yemeğe davet edebilirim. Neden maça gitmek istemiyorsun? Unuttun mu? Geçen hafta maça gideriz demiştim. Evet, demiştim. Ama ben seninle beraber olmak istiyorum. Beraberiz ya. Öyle değil, öyle değil. Ben her zaman beraber olalım istiyorum. Eve gitmek de istemiyorum işte. Bu hafta zaten eve gitmeyeceksin ki. Bunu biliyorsun. Ben buna sevineceğini zannetmiştim seni. Ya, sonra da eve gideceğim. O eve gitmek istemiyorum artık. Adamı görmek istemiyorum. Hangi adamı? Bizim eve geldi. Yakında baban olacak dediler. Ben de benim babam var dedim. Annem de bana bir tokat attı. O adam yüzünden. Ben o eve gitmek istemiyorum artık. İstemiyorum işte. Ben de istemiyorum senin o eve gitmeni. Ama şimdilik imkansız bu. Biraz sabretmemiz lazım, tamam mı? Sana söz veriyorum. Her zaman beraber olacağız. Doydum anneciğim. Aa, tabağın öylece duruyor. Bak Erol'un tabağına, o hepsini yemiş bile. Ne olur anne, ben televizyon seyretmek istiyorum. Önce tabağındakini bitirmelisin. Biraz daha yer misin Erol? Teşekkür ederim. Ben de televizyon seyretmek istiyorum. Tamam Erol, Fatoş yer yemez televizyon seyredebilirsiniz. Hadi, işte ben de yedim. Hadi, aferin. Hadi çocuklar, televizyon seyretmeden önce ağzınızı, elinizi adam akıllı yıkamanız lazım. Ne düşünüyorsun Cengiz? Bizi Suna, dördümüz. Ağzı sallayayım mı? Evet. Ama düşersin çok. Erol hızlı sallama yavrum. Tamam, şimdi böyle.
Sen de sallanmak ister misin? Bilmem ki nasıl olur. Neden olmasın, hadi kalk. Verelim. Fatoş'um, bize biraz müsaade eder misin? Biraz da biz sallanalım. Hadi siz top oynayın. Hadi Erol, biz top oynayalım. İyi, hadi gel, hadi. Yavaş! Oraya mı Güzel bir gündü Cengiz, ama müthiş yorulduk. Okula bıraktığımızda uyukluyorlardı. Beni kahve içmeye çağırmayacak mısın? Kahvem kalmamıştı, ama istersen sana çay demleyebilirim. Kabul. Oğlunuzu yanınıza istemeniz için annesiyle anlaşmanız gerek. Bu konuda yasalarında öngördüğü bazı şartlar vardır. Avukat bey, bana kısaca açıklayın. Oğlumu yanıma alabilir miyim? Mahkeme kararıyla oğlunuz annesine bırakılmış ve siz de her ay belli bir nafaka ödemektesiniz. Bu arada oğlunuzu haftada bir gün görebilmeniz için hak tanınmış size. Oğlunuzu yanınıza almanız için ayrıldığınız eşinizle bu konuda anlaşmanız gerekiyor. Bunu ben de biliyorum. Başka? Bir çözüm yolu yok mu? Şimdilik ümitli olmayalım ama her zaman bir sürpriz doğabilir. Anlıyorum. Dört gün için mi gittiniz Antalyalara kadar? Sıkıldım anne. Bu mevsimde tadı tuzu yok. Hiçbir şeye benzemiyor. Ne yani, Selahattin Bey'i mi eğlendirecektim? Kız adamın gönlünü hoş et. Sonra bu da öbürleri gibi kaçar. Adam benle evlenmek için ne yapacağını bilemiyor. İyi. Her neyse. Bu sabah Cengiz'in avukatı telefon etti. Erol için. Erol için mi? Nedenmiş o? Beyefendi çocuğu yanına almak istiyormuş. Öyle mi? Bak sen! Alır belki. Avukatım gereken işlemlere başladığını söyledi. Bugün onlara telefon açmış. Hiçbir şey söylememişler. İnşallah hayırlı olur. Bu teklifini kabul eder mi acaba? Bilemiyorum. Dengesiz bir yaşamı var. Düşünebiliyor musun? Çocuk için ne demek bu? Henüz hiçbir şeyin farkında değil. Ama bir iki sene sonra... O zamana kadar belki evlenirdi. Evet. Peki evleneceği adam oğluma nasıl davranır ha? Gerçekten hiç de hoş değil. Acaba Fatoş bizim beraberliğimizi nasıl karşılayacak? Veya Erol? Bunu ben de bilmiyorum. Ama Fatoş'un her halinden seni sevdiği belli. Tabii yine de belli olmaz. Belki de Erol... Kaderimiz iki küçük bacaksızın elinde desene. Birazdan gelirim Selocuğum. Tamam, bekliyorum.
Nasılsın delikanlı? İyiyim babacığım. Sana anlatacak öyle çok şeylerim var ki. Bize selam yok mu Cengiz Bey? Evet, merhaba. Ne yapmak istiyorsun? Neden Erol'u almaya sen geldin? Neden gelmeyecekmişim ki? Biliyorsun, anlaşmamızda benim almam gerekiyor. Bu hafta ben almak istedim. Aysel, bir dakika lütfen. Beni biraz dinler misin? Kusura bakma, şu anda seni dinleyecek vaktim yok. Ama ben babamla birlikte gitmek istiyorum. Susar mısın sen? Susmayacağım işte! Ben babamla birlikte gitmek istiyorum ya, hadi! Tamam yavrum, tamam, tamam. Tamam mı? Yoksa zorla mı alacağını sanıyorsun? Neden zorla alayım? Lütfen, makul ol. Burası okulun önü. Bir saniye. Lütfen dinler misin beni? Bagajı açar mısın lütfen? Tabii. Baba, ben seninle gelmek istiyorum. Gel buraya! Selo'cum, şu çocuğu arabaya bindirsene. Baksana, gel, ben başa çıkamıyorum. Yürü, gel. Dokunma o çocuğa. Sana dokunma dedim. Demek dokunmamı istemiyorsun. Bin lan arabaya! Gel oğlum. Bir daha onun kılına dokunursan gebertirim seni. Erol bu hafta bende kalacak. Pazartesi okula bırakırım. Bir böyle vurdu, sonra da bir şöyle vurdu. Bir görmeliydiniz. Babam o kadar kuvvetli ki siz orada olsaydınız alkışlardınız. Adamlar... Aman Erol, yeter artık. Hem olanlar güzel şeyler değildi. İyi yaptın ama babacığım. Yemeğin olduğu gibi duruyor ama. Yiyeceğim babacığım. Hadi bakalım. Afiyet. Senin de yemeğin duruyor. Fatoş'la biz neredeyse bitirdik. Usuzdu değil mi Selahattin Bey? Sağ olun efendim. Hemen şunu da alayım. Tabii, tabii. Sağlığına güzelim. Anne, dolapta buz kaldı mı? Bir halt ettin, yüzüne gözüne bulaştırdın. Adamın niyeti bozuk, bu işten vazgeçecek. Aman anne, açma gene şu som ağzını! İyi, görürsün bak, bir daha arar mı seni? Aman boş ver! Aması falan yok! Sen de yatıştıracağın adamı büsbütün yerin dibine batırdın. Bütün olanlardan sonra evleneceğini sanıyor musun? Ne yapayım yani anne, canı isterse! Aptalsın sen kızım, aptal! Bir daha böyle fırsatı zor bulur! Ben odama çekileyim de sen şu adamı yatıştır biraz! Nihayet uyuyabildiler. Sana kahve yapayım mı? Yok, sağ ol. Nasıl istersen. Şimdi her şey daha berbat oldu. Bugün olanlardan sonra Erol'u inat içinde olsa vermez. Üzme kendini, hiç belli olmaz. Hiçbir şekilde anlaşma taraftarı olmadığını bildirdi. Hatta karşı dava açmışlar.
bir şeyler yapamaz mıyız? Size açık söylemem gerekiyor Cengiz Bey. Yapılacak hiçbir şey yok. Böyle olmasını hiç istemezdim. Çaresizlik beni kahrediyor. Oğlum için hiçbir şey yapamıyorum. Oysa her şey ne güzel olacaktı. Dördümüz bir arada. İstersen yine olabiliriz. Ama üçümüz. Onsuz üçümüz. Suna, seni seviyorum fakat onsuz seni de mutlu edemem. Aklımda her zaman o olacak. Seni anlıyorum Cengiz. Sana yardımcı olmayı çok isterdim. Beni ve kızımı mutlu edeceğine inanıyordum. Evet Cengiz, elveda. Gerçek olur her rüya, görmesini bilene. Gerçek olur her rüya, görmesini bilene. Gerçek olur her rüya, görmesini bilene. Gel seninle sevgilim, mutluluğa gidelim. Şu kısacık dünyada sevelim sevilelim. Gel seninle sevgilim, mutluluğa gidelim. Şu üç günlük dünyada sevelim sevilelim. Dikenden bir gül olur, ateşten bir kül olur. Dikenden bir gül olur, ateşten bir kül olur. Dağlar bile yol olur, gelmesini bilene. 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 Gel seninle sevgilim, mutluluğa gidelim. Şu üç günlük dünyada sevelim sevilelim. Gel seninle sevgilim, mutluluğa gidelim. Şu kısacık dünyada sevelim sevilelim. Oh, hadi bakalım. Hep beraber. Seni bırakayım Ersun abi. Sağ ol Cengizciğim. Peki, nasıl istersen. Yarın akşam artık yoksun demek. Evet Ersun abi. İstanbul'dan bir süre uzaklaşmam gerek. Hakkını helal et. Helal olsun Cengizciğim. Sağ ol. Sana İyi yolculuklar ve iyi şanslar.
Adam sana her şeyi veriyor. Bırak inat etmeyi. Olacak şey değil. Ne yani? Sen çok mu seviyorsun Erol'u ha? Niye onun dediği olsun? Pire için yorgan yakacaksın. Aklını başına topla. Adam çocuğu istemiyor. Haklı da, ikiniz yeni bir tane yaparsınız, olur biter. İyi, iyi. Ersun Bey, telefon. Cengiz Bey'i arıyorlar, ne diyeyim? Gerizekalı, bana ne soruyorsun? Burada olmadığına göre ne diyeceksin? Yok diyeceksin. Ha? Dur, dur bir şey söyleme. Alo, buyurun. Kim arıyor efendim? Avukat bey, siz misiniz? Ha? Nasıl, nasıl? Ha? Bu habere çok sevinecek. Ama şey... ben onu bulurum, sağ olun. Sağ olun. Evet, benim, buyurun. Ersun Bey mi? Cengiz'in avukatı mı aradı? Evet, sizi dinliyorum. Nasıl geldin buraya? Bak oraya! Gördün mü? Hepimiz birlikte sana geldik. Senden hiç ayrılmamacasına sana geldik Cengiz. Allah'ım, rüya mı görüyorum? Hepinizi çok seviyorum.